Arkadaşlar hepinize merhabalar İyi çalışmalar diliyorum ee, Yine acilin e, içinden Acil yayınlarından güzel bir Limit sorusunu sizler için Çözmeye çalışacağız arkadaşlar Bu sorumu e, Bu soruyu e, sevgili öğrencim Melisa'nın bana hediye ettiği kalemle çözeceğim Arkadaşlar teşekkür ediyorum Tekrar kendisine çok güzel çok şık bir kalem Şimdi burada ne verilmiş Limit x1'e giderken fx bölü gx'in 1 olduğu verilmiş Aynı zamanda limit x1'e giderken fx çarpı gx'in de 4 oldu verilmiş arkadaşlar. Buna göre limit x1'e giderken fx vardır. Limit x1'e giderken f kare x vardır. Limit x1'e giderken fx, limit x1'e giderken gx'e eşittir diye söylenmiş arkadaşlar. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi dediğimiz gibi biz f fx bölü gx bizim için yepyeni bir fonksiyon. fx çarpı gx de yepyeni bir fonksiyon. Biz buradaki limit değerlerine bakarken bu fx çarpı gx fonksiyonunun birde aldığı değeri değil birin sağında ve solunda aldığı değerlere bakacağız arkadaşlar. Şimdi biz burada f1'in ya da g1'in birbirine eşit olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Ama F1'in sağındaki limitle G1'in sağındaki limitin oranının 1 olduğunu F1'in solundaki limitle G1'in solundaki limitinde yine oranının kaç olduğunu söyleyebiliriz. 1 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar yani ben şöyle bir şey yazabilirim F1 artı eşittir G1 artı doğru mu arkadaşlar? F1 eksi eşittir G1 eksi diyebilirim. Böyle olmalı ki F1 artı G1 artıya böldüğümüzde 1 gelsin. F1 eksi G1 eksiye böldüğümüzde 1 gelsin. Bu fonksiyonun yani Fx bölü Gx dediğimiz fonksiyonun birin sağındaki ve solundaki limiti eşit olsun arkadaşlar. Örneğin f'in 1'in sağındaki limiti 5 olabilir. g'nin birin sağındaki limiti 5 olabilir. 5 beş bölü 5'ten 1 gelir. f'in 1'in solundaki limiti eksi 3. g'nin birin solundaki limiti eksi 3 olabilir. Eksi 3 bölü eksi 3'ten 1 gelir. Sağdan baktığımızda ve soldan baktığımızda elde ettiğimiz limit değerleri eşit olduğundan bu fonksiyonumuzun, bu bölüm fonksiyonumuzun bir de limitin bir de eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani biz şu değerinde k'ye eşit olduğunu, bu değerin m'ye eşit olduğunu biliyoruz. K bölü k'dan sağdan 1 gelmiş. m bölü m'den soldan da 1 gelmiş. İkisi birbirine eşit olmuş. Aynı mantıkla burada baktığımızda f 1'e ya da g 1'e bakmıyoruz. f 1 artı çarpı g 1 artının da arkadaşlar 4 olduğunu. f 1 eksinin de, G1 eksi'nin de çarpımının kaç olduğunu biliyoruz. 4 olduğunu biliyoruz. Zaten bu ikisi birbirine eşitti. Buraya K dersek buraya da K demiş oluruz. O zaman K'nın karesi 4 gelir. E buradan da arkadaşlar F1 eksi ve G1 eksi'ye M demiştik. Buradan da M'nin karesinin 4 geleceğini söylemiş oluruz. Demek ki buradan aslında K'mızın artı eksi 2 geleceğini M'mizin de artı eksi 2 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi demiş ki limit x 1'e giderken fx vardır demiş. Arkadaşlar limit x 1'e giderken fx'in olduğuna emin değiliz. Çünkü 1'e giderken fx'in olması için birin sağındaki ve solundaki limitlerin f'de eşit olması gerekir. Birinin k birinin m olduğunu biliyoruz. K ve m'nin illa birbirine eşit olması gerekmiyor. İkisi 2, ikisi eksi 2 ya da birisi 2, birisi eksi 2 olabileceğinden bu limitin kesinlikle olacağını söyleyemeyiz arkadaşlar. İkinciye baktığımızda x 1'e giderken f kare x vardır demiş. Bence bu doğru olacak. Çünkü birin sağından baktığımızda limit değerimizin k olduğunu biliyoruz. Karesini aldığımızda biz k kareyi elde ederiz. Birin solundan baktığımızdaki limit değerimizin m olduğunu biliyoruz. Karesini aldığımızda m kareyi elde ederiz. Biz k'nın m'ye eşit olduğuna emin değiliz ama k karenin kesinlikle neye eşit olduğunu biliyoruz. m kareye eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü ikisi de dörde gidiyordu. Dolayısıyla burada ikinci ifademizin kesinlikle doğru olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncüye gittiğimizde e, fx'in bir 1'deki limiti sorulmuş. fx'in 1'de limitinin olduğuna bile emin değiliz. Çünkü 1'in sağındaki limitimiz k'ydı. 1'in sonundaki limitimiz m'ydi. k, m'ye eşit olabilir ya da farklı olabilir demiştik. Dolayısıyla fx'in 1'de limiti olabilir de olmayabilir de. Aynı durum g içinde geçerli. g'nin de 1'de limiti olabilir ya da olmayabilir. Aynı durumlar g içinde geçerli olduğundan. Dolayısıyla 3 ifade içinde bir kesinlik söz konusu değil. Kesinlik söz konusu değildir arkadaşlar. Baktığımız zaman yalnızca ikinci ifadenin kesinlikle bize doğruluk verdiğini görüyoruz. 1 ve 3 için kesin bir şeyler söyleyemiyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımızın yalnız 2 olması gerekir. Umarım açıklayıcı olmuştur.